Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tavuklu şehriye çorbası tarifi vermek istiyorum. Benim en sevdiğim favori tariflerimden, çorba tariflerinden bir tanesidir. Evet, öncelikle malzemelerimizi hazırladım. Yemeğim için, çorbam için gerekli olan malzemelerimi sayarak tarifime geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir tane küçük boy bir butum vardı. Eğer butunuz büyükse bir tane yeterlidir. Küçükse yanında bir parça tavuk göğsüyle veya iki tane tavuk budu olarak kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Ben bir parça tavuk göğsü ve bir parça kemikli tavuk but kullanacağım. İki tane havuç, bir limon, bir yemek kaşığı un, yarım su bardağı haşlanmış nohutum, bir su bardağı tel şehriye, üç yemek kaşığı zeytinyağı, şöyle bir tatlı kaşığı tuz ve tavuklarımı haşlamak için suyumu hazırladım. Burada bir sıcak suyum var. Şimdi yıkamış ve derisini çıkartmış olduğum tavuklarımı sıcak suyumun içerisine atıyorum ve ocağa alacağım. Tavuklarımı haşlamak için ocağımı aldım. Suyum zaten sıcaktı. Bakın hemen zaten kabarcık çıkartmaya başladı. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu tavuk suyunun içerisine ilave ediyorum. Arkadaşlar suyum kaynamaya başladı. Tavuk suyum kaynamaya başladı. Bakın üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri şöyle bir kaşıkla alıyorum atmak için. Eğer bu köpükleri almazsanız daha sonra sönecek, suyun içinde kalacaktır ve hiç güzel bir görüntü olmuyor. Köpüğünü mutlaka alın derim. Bu da bir sizler için püf noktası. Daha lezzetli bir, güzel bir tavuk suyu elde etmek için üzerindeki şu çıkan köpükleri muhakkak alıp atıyoruz. Tavuğumuz haşlandı. Şöyle artık tenceremden alıyorum. Şekilde bir tabağın içerisine koyacağım. Evet, şimdi tavuğumuzu küçük parçalara ayıracağız. Çok büyük olmasın. Şöyle minik minik parçalar halinde kopartıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuk butumu ve tavuk göğsümü bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdım. Şimdi ocağımın yanına geçiyorum. Evet şimdi sırada çorbamızı yapmaya başlarken şöyle ilk olarak yağımı tencereye koyuyorum. Ocağımın altını açmıştım. Tencerem ve yağım şu anda ısınmaya başladı. Şimdi bir su bardağı şehriyemizi şöyle yağın içerisine koyuyoruz. Biraz kavuracağım. Birazcık rengi pembeleşinceye kadar ama yakmadan çok az böyle karıştırarak kavuruyoruz. Biliyorsunuz genelde tariflerde kavurmadan şehriyeyi direkt suyun içine koyuyorlar. Bu şekilde yapılıyor. Ama ben kendi yöntemimle böyle kavurarak yapıyorum. Daha güzel oluyor. Daha güzel kokulu. Ve şehriyeler çok şişip böyle makarna kıvamına gelmiyor o zaman. Biraz kavurduğumuzda daha güzel bir görünüm ve lezzet oluyor.
Sürekli karıştırmanız gerekiyor yanmaması için. Bu şekilde sürekli karıştırarak, bakın rengi değişmeye başladı zaten. Evet, şimdi yeterince kavruldu. Bir yemek kaşığı unum vardı, unumu ilave ediyorum. Unumuz da birazcık kokusu çıkıncaya kadar kavrulacak. Sürekli karıştırarak unla birlikte yine kavurduk. Böyle. Evet, şimdi unun kokusunu duymaya başladım. Artık tavuk suyumu ilave edebilirim. Şöyle azar azar tavuk suyumu ilave ediyorum. Onu da karıştıralım sürekli. Tavuğum haşlanırken zaten üzerindeki biriken pisliği kaşıkla aldığım için tekrar süzme ihtiyacı duymuyorum. Bu şekilde bütün suyu kullanabilirsiniz süzmeden. Bütün vitamini hepsi içinde kalıyor. Daha sonra şöyle havuçlarımı ilave edeceğim. İki tane havucumu şöyle küçük küçük doğramıştım. Onları koydum. Yarım su bardağı nohutumu koyuyorum. Ve de küçük parçalara ayırmış olduğum tavuğumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir karıştıralım. Bir fiskede tuz atalım. Damak tadınıza göre biraz ilave edebilirsiniz. Tuzumuzu da koyduktan sonra yemeğimizin üzerini kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Arada kontrol edeceğiz. Kontrol ederek şehriyeler pişinceye kadar yemeğimiz ocakta kalacak. Yaklaşık 10 dakika oldu. Şöyle çorbamın kapağını açıyorum. Bakın. Artık pişmiş, şehriyeler de kabarmış. Çorbamız servise hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis için çorbamı tabağıma alacağım. Şimdi şöyle servis etmeden önce bir limonum vardı biliyorsunuz. Şöyle yarısını sıkarak tenceremin üzerinden yarım limonu ilave ettim. Evet arkadaşlar, şöyle çorbamızı tabağımıza alıyoruz. Artık servis edebiliriz. Gördüğünüz gibi servisi hazır. Bir videonun daha sonuna geldim. Arkadaşlar, videomu bitirmeden önce bu videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle son olarak üzerine biraz pul biber ilave ediyorum çorbamın. İsterseniz karabiber de ilave edebilirsiniz servis etmeden önce. Evet arkadaşlar, bu pratik yemeği de denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine basarak ileti almayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.